Merhabalar. Ben size genel olarak sürdürülebilirlik ve kompozitin geri dönüşümünden bahsedeceğim Avrupa'da. Ondan önce tabii derneğimizden bahsedeceğim. UCI, Brüksel'de merkezi olan bir dernek. 1960'tan beri Brüksel'de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Misyonumuz, biz üyelerimizin Avrupa düzeyinde çıkarlarını temsil etmek istiyoruz. Aynı zamanda dengeli bir iş ortamı sağlamaya çalışıyoruz kompozit sektörü için. 10 bin kadar şirket bizim bünyemizde temsil olunuyor. Bunların hepsi kompozit üretiyorlar ve 150 bin çalışan temsil olunmuş oluyor. Yani daha çok bunlar KOBİ. Zaten ortalama şirket büyüklüğü de 10 ila 15 çalışan şeklinde. UCI 3 farklı sütun üzerine kurulu. Biliriz, gösteririz, büyürüz. Bunlar bizim sütunlarımız. Amacımız savunuculuk, danışmanlık hizmeti, eğitim vermek. Eğitim derken hem iç dünyamıza hem de dış dünyamıza, yani hem üyelerimize, müşterimize hem de OEM'lere, tasarımcılara, mühendislere vesaireye eğitim vermeyi planlıyoruz, amaçlıyoruz. Aynı zamanda mesleki gelişim platformları sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bu yüzden pek çok farklı fuara katılıyoruz. Mesela Composite Europe gibi, bu Eylül ayında birkaç hafta önce yapılan bir etkinlikti. Bunun dışında Nisan ayında Novomes'e katıldık. Aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili de konferans düzenledik Brüksel'de. Eylül ayında bunu yaptık. Dolayısıyla yaptıklarımızın bazı örnekleri burada var. Avrupa danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Avrupa Birliği genelinde, yani hukuk şirketi değiliz ama hukuki yardım ve destek sağlıyoruz. Bunun dışında çevreyle ilgili konularda danışmanlık veriyoruz. Pazarlama ve iletişim ile ilgili destekler sağlıyoruz. Avrupa Birliği projelerinin finansmanında destek sağlıyoruz. Ve diğer pazarlama araçlarının teminiyle ilgili destek sağlıyoruz. 10 ulusal kompozit derneğimiz var. Bunlar yaklaşık 12 bin ila 15 bin şirketi temsil etmekte. 3 Avrupa sektörel örgütü var. Bunlar ya teknoloji ya da malzemeyi temsil ediyorlar. Gördüğünüz gibi reçine üreticileri buna dahil. Fiberglass, Cam Elyaf Europe, Glass Fiber Europe buna dahil. Yine SMC, BMC üreticileri ve reçine üreticileri demiştim. Bunun dışında iş ortaklarımız pek çok paydaşı kapsıyor. Sponsorluk şirketleriyle de çalışmalarımız var. Şimdi UCI gerçekten kendini sürdürülebilirliğe adamış bir dernek. Odaklandığımız konu sürdürülebilirlik. Dolayısıyla son bir sene içerisinde pek çok girişimde bulunduk. Örneğin Composite Plus bunlardan bir tanesi. Burada bir çalışma grubu oluşturuldu. 2015'ten 2020'ye kadar olan süre içerisinde faaliyetler sürdürecek bir çalışma grubu. Bu çalışma gruplarıyla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Biz üyelerimizin farklı konularda taahhütlerini almak istedik. Mesela karbondioksit emisyonunun ölçülmesi gibi konularda ya da su, enerji gibi konularda onlardan taahhüt almayı amaç olarak güttük. Bunun dışında daha önce de söylediğim gibi ikinci sürdürülebilirlik konferansını düzenledik SMC-BMC bağlamında Avrupa genelinde. Burada fırsat ve güçlüklerden söz ettik. Yine sektörümüzde sürdürülebilirlikle ilgili olarak. Gördüğünüz gibi ortam, çevre, toplum ve sürekli iş gelişimi bizim için önemli ilkeler. Bu gerçekten bu üç parametrenin birbiriyle bağlantılı olarak işleyişi bizim için önem taşıyor. Sektör inisiyatiflerine ve sürdürülebilirliğe bakacak olursak, kompozit sektörü karbon emisyonunun azaltılması için çözümler sağlar. Bunun dışında mobilite, yenilebilir enerji, çevre dostu yapılar ve sağlam atık yönetim uygulamaları bizim için esastır. Bunun dışında LCA, yani ürünlerin ömür döngüsüne ilişkin değerlendirme bizim için önemli bir etken, önemli bir parametredir. Çünkü bu aynı zamanda ürünlerimizin sürdürülebilirliği ve çevre dostu olmasıyla ilgili bir şeydir. Sürdürülebilirlik konseptiyle ilgili olarak emisyonu azaltmayı amaçlıyoruz. Daha kolay kurulumlar, yapılarda bakım onarımın kolaylaştırılması gibi adımlarımız sayesinde çevre üzerindeki etkiyi azaltmak bizim hedefimiz.
Yine burada dikkate alınması gereken şey, daha önce de söylediğim gibi, ürünün bütün ömür döngüsü. Burada Avrupa SMC-BMC ittifakının oluşturduğu bir çalışma sonucunu görüyorsunuz. Burada hafif malzemelerle ilgili bir çalışma var. 30 yıllık bir ömrü kapsıyor. Ve SMC ile çelik ile alüminyum arasında bir kıyaslama yapılıyor. Küresel ısınma potansiyeli olarak ne kadar etkiye sahip olduklarını burada karşılaştırmalı olarak görebiliyorsunuz. SMC-BMC'nin çelik ve alüminyumla kıyaslaması. Burada enerji kullanımı, kaynak kullanımı, su kullanımı ile ilgili kıyaslamalar var. Gördüğünüz gibi SMC-BMC'ler oldukça yüksekte kalıyor. Alüminyum ve çelik düşünüldüğü zaman. LCA'ya bakacak olursak, LCA elbette üretim ve kullanımı optimize etmek için tasarlanan bir şey. Zaten biz de bu yüzden bunun üzerinde çalışma yapmayı planlıyoruz. Burada bazı örnekler görüyorsunuz LCA'ya ilişkin olarak. Avrupa düzeyinde üyelerimizden elde edilen örnekler bunlar. 2013 yılında AVK projesi yapıldı. Belki daha sonra arkadaşım bundan bahseder. Burada 3 ana reçine tedarikçisinden veri toplandı. Üretimin çevreye etkisi değerlendiriliyordu bu çalışmada. Ve Avrupa'nın toplam verileriyle kıyaslamalar yapıldı. Başka bir örnek daha var. Burada bir LCA'de Glass Fiber Europe tarafından 2012 yılında yapıldı. Yine SMC-BMC ile ilgili yapılmış bir çalışma var. European Alliance for SMC-BMC'nin yaptığı bir ömür potansiyel analizi, malzemelerin ölüm döngüsüyle ilgili potansiyel analiz var. Termoplastik, alüminyum ve çelikle ilgili. Bunun dışında 2011 ve 2013 yıllarından başka örnekler de verebilirim size. Şimdi size biraz da eş işlemeden bahsetmek istiyorum. Burada bu grafikte, bunun ayrıntılarından daha bahsedeceğim eş işlemeden, fakat bu grafiklerde ne görüyorsunuz? %25 kompozit kullandığınız zaman %5'in üzerinde bir karbondioksit emisyon kısıtlaması sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla daha iyi bir şekilde olumsuz etkileri, çevredeki olumsuz etkileri azaltmanız mümkün aslında. Daha önce de söylediğim gibi kompozitin taşımasını da düşünmemiz gerekiyor. Yani ulaştırmanın, taşımanın da etkisini değerlendirmek durumundayız. Bu grafikte 500 kilometrelik bir yol kat edilirse çimento imalatçısına kadar olan yolda %1.5'lik bir azaltım sağlayabiliyoruz küresel ısınmaya etki açısından. Bu da oldukça önemli bir etki. Burada Avrupa Komisyonu'ndan yönergeler görüyorsunuz, direktifler görüyorsunuz. Yine atık hiyerarşisi tablosu var. Burada şunu görebilirsiniz. Sektörün yaptıkları ve Avrupa Komisyonu'nun beklentileri burada kıyaslanıyor. Eş işlemeden daha sonra bahsedeceğim. Fakat eş işleme geri dönüşüm ve enerji geri dönüşümü arasında bir yerde yer alıyor. Peki burada önemli mesaj ne? Cam elyafla ilgili üretimin Avrupa mevzuatıyla uyumlaştırılması hakkında daha sonra size sunulacak bir sunum var. Geri dönüşüm yıllardır yapılan bir şey. 3 önemli çözüm var. Malzeme geri dönüşümü, kimyasal geri dönüşüm veya eş işleme. Eş işleme tam olarak ne demektir? Bu atık malzemelerin çimento sektöründe fosil yakıtlara ve doğal kaynaklara bir ikame olarak kullanılması demektir. Yani burada hem malzemeden hem de enerjiden geri dönüşüm yoluyla istifade ediyorsunuz, eş işleme yoluyla. Ve burada çimento, kinrut en sürdürülebilir çözüm olarak düşünülüyor. Yani çimento fırınlar eriği kaynak olarak düşünülüyor, eriği çözüm olarak düşünülüyor. Burada kompozit parçalar farklı kaynaklardan toplanıyor.
yeni baştan işleniyor ve farklı ham maddelerle karıştırılıyor. Böylece belli bir kıvam yakalanıyor, belli bir kalori değeri ve kompozisyon elde edilmiş oluyor. Burada gerçekten değerli bir sonuca varılıyor. Son olarak yine önemli bir şey, Avrupa'dan bir ödül aldık. Eş işlemenin değerli olduğu, yapılabilir olduğuyla ilgili bir direktif çıktı. Hepiniz bunu zaten okuyabilirsiniz ama ben yine de bunu okumak istiyorum. Çünkü çok kıymetli, çok önemli bir yazı benim için. Belli üretim süreçlerinde, örneğin eş işlemede atıklar, iki atık yönetim geri kazanım opsiyonunun aynı şekilde kullanılmasıyla bir araya getirilecek şekilde kullanılabiliyor. Burada enerji içeriği geri dönüştürülüyor ve termal enerjiye dönüştürülüyor. Böylelikle yakıtların kullanılmasının yerine geçilmiş oluyor. Evet, sektör ve Avrupa aktivitelerinden bahsetmek istiyorum. 2013'te elbette her şirketin LCL ile ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili, geri kazanımla ilgili kendi hikayesi var. Avrupa Komisyonu'nun önündeki güçlük uyumlaştırmayı sağlamak. Bütün ömür döngüsü parametreleriyle ilgili bir uyumlaştırma sağlamak ve mevzuatı buna göre uyumlaştırmak. Sektör düzeyine bakacak olursanız burada UCIA'nın bu konudaki bakış açısını gösteren bir belge hazırlandı. Bunun son kısmında Avrupa kanunlarına uygunluktan da söz ediliyor. Bunun dışında sektörün sürdürülebilirlik ve LCL ile ilgili belli belgelerinin çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Burada çok net açıklamalar var. Composite Plus da bir çalışma grubu, bu sürdürülebilirlik üzerine çalışan bir grup. Bunun dışında bir de konferans var. Sürdürülebilirlik ve büyük güçlükler, sektörümüzün büyük güçlükleri konferansı. Burada ana önemli mesaj nedir? Siz zaten anlamışsınızdır. Kompozitler, geri dönüşümü olan malzemeler, Avrupa kanunlarına uygunluk esas. Bunların çözümü şimdiye kadar başarılmış bir şey ve gerçekten değerli sonuçlara ulaşmış bir çalışma şekli. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.